Konuşmadır. Onun için ben de çok kısa bir konuşma yapacağım. Tabii bugün kadın kolu olan kongremizi yapıyoruz. Ama tabii herkesin katılacağı gibi, herkesin hem fikir olacağı gibi çok az bir kadın topluluğu var. Biz tabii daha katılımlı, daha geniş, daha büyük bir toplantı olmasını isteriz. Bu konuda bize görev düşüyorsa onu da yapmaya hazırız. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi ve kadınlarımız gerçekten seçim yorgunu. Hakikaten belediye seçimlerinde başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, iki tane milletvekili seçimleri arka arkaya, delege seçimleri, ilçe kongresi derken hakikaten hepimiz hem dıştaki seçim hem parti içindeki seçimden dolayı yorgun düştük gerçekten. Ama bunların hiçbirisi mazeret değil. Ayrıca sanırım verilen ilanda da 11 ile 17 arası denmiş. Evet. Şimdi bayanlar da akşama kadar nasıl olsa giderim diye düşünmüş olabilirler. Bir tarih, saat, şu tarihte başlayacak, şu saatte denseydi belki bu açılışta daha kalabalık insan topluluğu olabilirdi. Neyse onları bir kenara bırakalım ama önemli olan tabii nicelikten çok niteliktir. Buraya katılan kadınlarımızın niteliği, kararlılığı, geleceğe bakışları, inançları ve çalışma azimleridir. Ben o azmi az da olsa buradaki kadınlarımızda görüyorum. Ayrıca kadınlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hani yerel seçimde, belediye seçiminde ben gördüm ki inandığı zaman Cumhuriyet Halk Partili kadınlar neler yapabilir bunu çok yakından gösterdiler. Köyler dahil bakın. Şimdi artık mahalle diyoruz ama köyler dahil. Her köydeki eve de tek tek girdiler. Her mahalledeki eve de tek tek girdiler. Dükkanlara da tek tek girdiler. Yani inanılmaz bir çalışma yaptılar. Sizler yaptınız. Bunun için sizlere ne kadar minnettar olsak azdır. Hakikaten organize, örgütlü, inanarak yapılan çalışmadan sonuç alınıyor ve biz de çok güzel bir sonuç aldık yerel seçimlerde. Bu sizlerin dinamizminin, çalışmasının sonucuydu. Elbette ki partimize gösterilen teveccüh, adayımıza gösterilen, ekibimize gösterilen teveccüh vardı ama o çalışma olmasaydı bu sonuçta alınmazdı. Dolayısıyla bunu 7 Haziran genel seçimlerinde de yaptınız. Ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Tabii hep söylüyoruz kadınlar bizim baş tacımız. Bu toplumun tam yarısı. Yani kadına erkeğe eşit bir ülke istiyoruz. Kadının ezilmediği, şiddete maruz kalmadığı ve önünün açıldığı bir Türkiye istiyoruz. Zaten Büyük Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra da attığı her adımda kadınları öne çıkarmıştır. Kadına seçme seçilme hakkının verilmesi, medeni yasanın çıkartılması, bir erkeğin sadece bir kadınla evlenebileceğinin gündeme getirilmesi, yani biliyorsunuz bizim eski toplumda Arap kültürüyle önde bir erkek gider, arkada dört tane kadın gider. Bunu Büyük Atatürk bu ülkede değiştirmiştir. Halen o özlemde olan insanlar vardır, o mücadeleyi yapanlar vardır. Gönüllü köle olmak isteyen kadınlar da olabilir. Ama Cumhuriyet kadınları, Atatürk'ün kadınları, çağdaş kadınlar erkeğiyle bu toplumda eşit yaşayacaktır. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi de bunun güvencesidir. Dolayısıyla ben kadın kolu kongremizin bunlara hizmet edeceğini düşünüyorum. Tabii yeni bir ilçe kongresinden çıktık. İlçe başkanımız Atilla Atakay'ı da kutluyorum gerçekten. Tabanın, örgütün, partinin büyük bir teveccühüyle yeni seçilerek geldi. Şimdi kurumları yeniden oluşuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Kadın kolu yeniden oluşuyor, gençlik kolu yeniden oluşuyor. Yeni arkadaşlarımız, yeni yönetim kurulu oluştu, yeni arkadaşlarımız katıldı. Dolayısıyla bu bize bir dinamizm getirecektir. Örgütlü, dinamik çalışmalarımız devam ederse, eksiklerimiz varsa da bu eksiklikleri tamamlayarak yola devam edeceğiz. Ben belediye çalışmalarının da hem ilçe örgütümüzle birlikte, hem de kadın kolumuzla birlikte, gençlik kolumuzla birlikte bu toplumun sorunlarını çözmek, toplumun her kesimine nüfuz etmek ve onların yaşamını güzelleştirmek adına bunları beraber yapacağımıza inanıyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.